Merhaba arkadaşlar. Sündüz'ün Öbüsü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir iğne oyası modelini anlatacağım. Ben yapımına başladığım zürafamı yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde zürafamı yapıyorum. Ben burayı tamamlayayım, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben başa kadar geldim, zürafamı yaptım. Şimdi çimenimi yapacağım. Yeşil kısmını. Buraya 4 tane zürafa alıyorum. İki, üç, dört tane zürafamı yaptım. Şimdi modelimi koymak için bir tane zürafayı bırakıyorum. Bir yandakine geçiyorum. Buraya bir tane halk oluşturuyorum bu şekilde. Tekrar geri geliyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Orta boylu bir pırpır. Şöyle. Pırpırın tepesine geliyorum. Tekrar halkamın içerisine geliyorum arkadaşlar. Tekrar tepeye geliyorum. Tekrar aşağı halkamın içerisine geliyorum. Tekrar tepeye geliyorum. Buraya üçlü sinek kanadı yapıyorum. Şöyle. Tekrar halkamın içerisine geliyorum. Buraya şimdi 6 tane pırpır yapıyorum. Ne çok büyük ne çok küçük, bir orta boylu şöyle bir pırpır yapıyorum. Üç. 4, 5 ve 6 olacak. 6 tane pırpırımızı yapıyoruz. 6 oldu. Şimdi bu yan taraftaki zürafanın içerisine geliyorum. Şu şekilde. Buraya 4 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 1, 3 ve 4. Şimdi buraya bir tane fil dişi yapıyorum. Tekrar zürafamın içerisine geliyorum. Bir yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde buraya fil dişimi yaptım. Bir tane daha yapalım. Zürafamı yapıyorum. Tekrar ortasına geliyorum. Buraya bir tane yan taraftaki zürafaya geliyorum. Bu şekilde.
Bir tane daha yapıyorum. 3 tane fil dişi yapıyorum orta kısma. İsterseniz 4 tane de yapabilirsiniz. Modelimizin geniş ve yakınlığına bağlı. Hani nasıl isterseniz. Hatta 2 tane daha yapabilir. Modelimizi yakında yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış tercih meselesi. Şekilde ben biraz burayı çok sıktım. Şöyle bol bırakacağım. Bu şekilde ayarlıyorum. Buraya yine tekrardan 4 tane zürafa yapıyorum. Üç. 4. 4 tane zürafamı yaptım. Bir taneyi bırakıyorum. İkinci zürafama geliyorum. Buraya halk oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekrardan buraya halkamızı yapıyoruz. Pırpırımızı aynı şekilde buraya üçlüsüne kanadı yapıyoruz. 6 tane pırpır yapıyoruz. Ve diğer modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, ben buraya ipimi sabitledim. Halkamı yapıyorum. Buraya bir tane pırpırımı en başa. Bir yandaki halk pırpırıma geçiyorum. Bir yandakine geçiyorum. Her pırpırımın tepesine bir tane zürafa yapıyorum. En son pırpırıma da geldim. Şimdi buradan en başa geliyorum arkadaşlar. Buradaki en baştaki zürafamın içerisine geliyorum. İpimi iğnemin üzerine alıyorum. Bu şekilde. Tekrar buraya pırpırımı yapıyorum. Her zürafamın içerisine zürafamı yapıyorum. Başa kadar. Tekrar en sondaki, en baştaki zürafama geliyorum. Buraya yine pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde her sırada bir tane eksiliyor. Şöyle elimden belli olmuyor. Şimdi şu en sondaki zürafama geliyorum. Buraya tekrardan bir tane pırpırımı yapıyorum. Her zürafamın tepesine bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan en başa geliyorum. Modelimiz çok güzel ve çok kolay. Umarım beğenirsiniz. Buraya yine pırpırımı yaptım. Son zürafamı da yaptım. Şu şekilde. Buraya tekrardan bir tane geri geliyorum. Pırpır yapıyorum. En tepeye iki tane pırpır yapıyorum.
şekilde. Tekrardan pırpırlarımı bu kenara aşağıya doğru bu kısma pırpırlarımı yapıyorum. Bir alttaki zürafama geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bir alt kısma geçiyorum. Bir alttaki zürafama geçiyorum. Aynı şekilde halkalarımı yapıyorum arkadaşlar. En sondaki pırpırımın içerisine de iki defa doladım. Bitiş olduğu için son halkamı yapıyorum. Evet, bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, modelim böyle. Şöyle yapayım. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eğer bir kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.